Hem Adana'dan gelen görüntüler hem de Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırması üreticinin durumunu gözler önüne serdi. Soğan tarlada kaldı. Üretici ürününü satmakta zorlansa, fiyatlar 60 kuruşa kadar inse de tüketici yine pahalıya almak zorunda kalıyor. Görülüyor ki ovada gezdiğimizde, Adana'da baktığımızda birçok tarlada soğan yerinde kalmış. Müşteri bulamayınca üretici tarlada bırakmak zorunda kaldı. Hatay'ın erkenci soğanlarından sonra toplanmaya başlanan Adana soğanları da üreticisini üzdü. Doldurulan çuvallar tarlada kaldı. Çiftçi alıcı bulamıyor. Burası 120 dönüm. Toplam ne kadar maliyeti? 400 bin lira buranın maliyeti var. Elimizde var sıfır. Geçen yıllarda depoları kontrol eden, depoları basan devlet, hükümet bugün tarlada olan bu ürünü, yarın sürülmeye başlanacak olan bu ürünü, hayvanlara yem olarak verilecek bu ürüne şu anda ne yapacak? 2 yıl önce fiyat artışının önüne geçebilmek için ihracatı yasaklanan, gümrük vergisi sıfırlanarak ithalatın önü açılan kuru soğan bugün 60 kuruşa kadar düştü tarlada. Üretici verdiği emeğin karşılığı olmasa da o fiyattan bile satmaya hazır. Ancak bu kez de talep yok. Çok mu zor bunun bir şekilde tarımsal planlaması? Eninde sonunda üreticiyi illa bu şekle getirip üreticiyi mağdur mu etmek gerekiyor? Tabii pahalı olunca biz de mağduruz. Zaten ben asgari ücret çalışıyorum. Soğanı üreten de mağdur olduğunu dile getiriyor, tüketen de. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı. Kuru soğan tarladan çıkıp market rafına gelene kadar fiyatı 3,5 kat artıyor. Ziraat Odaları Birliği'nin araştırmasına göre Nisan ayında soğanı üretici ortalama 63 kuruşa sattı. Ürün hale gitti, 1 lira 23 kuruş oldu. Pazara ulaştığında 1 lira 88 kuruşa çıktı fiyatı. Market rafındaysa ortalama 2 lira 23 kuruştan satıldı. Yani yolculuğunda %253 arttı fiyatı. Soğan yalnız da değil, birçok gıda ürününde üretici tüketici arasındaki makas büyük. Aynı araştırmaya göre Nisan ayının zam şampiyonu da devletin üreticiden alıp dar gelirliye dağıttığı ve izdiham görüntülerine neden olan patates. Patatesin Mart sonu ortalama satış fiyatı 1 lira 67 kuruştu, Nisan sonunda 2 lira 43 kuruşa çıktı. Bir aylık fiyat farkı %45,51 olarak gerçekleşti. Yani raflardaki gıda fiyatları tüketiciyi zorlamaya devam ederken, binbir emekle tarlasını eken üreticinin elinde de yine hayal kırıklığı kaldı. Artık bu, yani bu saatten sonra çiftçiliği bırakmamız lazım bizim. Olmuyor yani. Neyi ekersek, neyi dikersek elimizde kalıyor.